Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel aqibatu lil Ve La a'udvane illa ala zalimin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala anihi ve ashabihi ecma'in Cenab-ı Hak eda ettiğimiz sabah namazlarımızı kabul eylesin. Allah Teala Hazretleri canlarımız tenlerimizde emanet olarak kaldığı sürece bizleri camiden, ibadetten, zikirden ayrı ve mahrum bırakmasın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çatısı altında, kubbesi altında namaz kıldığımız bu caminin inşasından günümüze kadar asıl mabet tadilatta olması dolayısıyla asıl mabedi kastederek söylüyorum. inşasından günümüze kadar yapımında, yaşatılmasında emeği geçen, saflarında saf tutup namaz kılan, mihrabında namaz kıldıran, müezzinlik yapan ve her ne ol şekilde olursa olsun hizmeti geçip de ahireti ithal eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hayatta olanlara hayırlı ömürler, hayırlı akıbetler nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ''Men sallel berdeyni dehalel cenneh'' müjdesine nail olabilmeyi, her, iki, her kim iki serinlik namazını kılarsa cennete girer müjdesine nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin üzerinizde gece ve gündüz melekleri var. O melekler sabah namazı vaktinde ve ikindi namazı vaktinde nöbet değiştirirler. Ve her nöbet değişiminden sonra nöbeti devredip Rabbinin huzuruna çıkan meleklere sorar Allah Teala Hazretleri: "Keyfe teraktum ebadî? Kullarımı nasıl bıraktınız? Kullarımı bıraktığınız zaman ne yapıyorlardı?" Ve her seferinde de Onlardan daha iyi bilmesine rağmen Allah Teala Hazretleri meleklere bu şahitliği yaptırır ve melekler şöyle şahitlik yaparlar. Teraknahum ve hum yusallun. Ya Rab, biz onları bıraktığımız zaman namaz kılıyorlardı. Diğerlerine sorar. Siz vardığınız zaman ne yapıyorlardı? Onlar da Eteynahum ve hum yusallun. Ya Rabbi biz onlara vardığımız zaman namaz kılıyorlardı şeklinde şahitlik ederler. Allah Teala Hazretleri son nefesimizi verinceye kadar Meleklerin hakkımızda nöbet değişimi yaptıktan sonra biz bıraktığımızda namaz kılıyorlardı. Şahitliklerini yapacakları bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir Erzincanlı olarak Erzincanlı terzi babayı size çok kısa süre içerisinde hayatından almamız gereken İbrahim Hocam bir sözünü ki o söz üzerinde duracağım inşallah. Vallahi dünya için Allah demem. Hayatından almamız gereken dersleri arz edeceğim. Ama Diyarbakır'dan, Peygamberler Şehri'nden geliyorum. Bir selamla başlamak isterim. Sahabe-i kiramın bize Diyarbakır denilince aklımıza daha çok elinde molotof kokteyli, polis panzerinin aracının üzerine taş atan, molotof kokteyli atan gençlerin resimleri geliyor gözümüzün önüne. Lütfen bize gösterilmek isteneni görmekten ibaret kalmasın gözlerimiz. Gö gösterilmek istenen o. Ama müthiş bir siz Zülküf Aleyhisselam'ın Diyarbakır'da metfun bulunduğunu, siz Elyasa Aleyhisselam'ın Diyarbakır'da metfun bulunduğunu, siz Harun Asafi Aleyhisselam'ın Diyarbakır'da metfun bulunduğunu, siz 639 yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından henüz 7 sene sonra Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Galem komutasındaki bir sahabelerden müteşekkil ordunun Diyarbakır'ı fethettiğini kan dökmeden ve Diyarbakır'ın topraklarında 700 civarında sahabenin metfun bulunduğunu siz Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi'den sonraki dördüncü mescidin Diyarbakır'da bulunan Ulu Cami olduğunu siz Halid bin Velid'in oğlu Süleyman bin Halid'in adına yaptırılan Hazreti Süleyman Camii'nin ve etrafındaki 27 sahabinin Diyarbakır'da bulunduğunu belki az duyuyorsunuz. Ben de oraya gidinceye kadar az duyuyordum. Onun için size hem bir selam hem dua istirhamıyla hem o topraklardan bir selam hem de o toprakların asli hüviyetine kavuşması için dua istirham ediyoruz. Allah o topraklarda görüntü olarak elinde kitabıyla yaygın olan medreselerinde yetişen alimleriyle Diyarbakır'ı anmayı, anlamayı, görmeyi bizlere nasip etsin. Elinde polise, askere silah sıkan, taş atan gençlerden muhafaza buyursun. Allah o gençlerin elinden tutabilmeyi nasip eylesin. O gençlerin gönlüne girip de dine, imana, Kur'an'a hizmet eden gençler olarak yetişmesine vesile olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Terzi Baba merhum. 1778 ya da 79'lu yıllarda 1848'de vefat ettiğine göre Erzincan'da Erzincan'da dünyaya gelmiş, Erzurum'da dünyaya gelip Erzincan'a göçtüğünü söyleyenler de var. Bir garip zattır, bir terzidir, terzi baba diye anılır. Asıl ismi Muhammed Vehbi Hayyat'tır. Muhammed Vehbi Hayyat, Hayyat Arapça'da terzi demektir. Terzi olduğundan dolayı terzi baba diye meşhur olmuştur uzun Muhammed, uzun Vehbi diye uzun boyundan dolayı bu şekliyle ananlar da vardır. Kendi halinde garip bir insandır. Biz bazen yani insanın Allah katındaki değerini bizim verdiğimiz özelliklerle ölçmeye başlıyoruz. Arabasına bakıyoruz, kıyafetine bakıyoruz, boyuna posuna bakıyoruz, giydiği elbiseye bakıyoruz, oturuşuna kalkışına. Hayır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Öyle insanlar var ki fakirlikten dolayı perişan, yüzüne bakılmaz, üzerinde giyecek elbisesi yoktur. Elini kaldırır. Allah'ım der. Allah yetiştim kulun. Bir şey mi istedin diye icabet eder diyor. <laughs> bir şey mi istedin der. Çünkü inna Allah la yanzur <laughs> ila suvarikum ve la ila essamikum. yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah suretlere bakmaz. Allah şekillere bakmaz. Allah boya posa endama bakmaz. Allah oturduğumuz eve, bindiğimiz arabaya, giydiğimiz elbisenin, kumaşının kalitesine bakmaz. Allah'ın baktığı şey başka bir şeydir. Allah kalplerimize bakar. Kalplerimizden elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza yansıyan amellerimize bakar. Harabat ehline hor bakma zakir, defineye malik viraneler vardır. Terzi Baba, 40 yaşlarına kadar Kadiri tarikatına intisap etmiş, kendi halinde bir terzidir. Ama sevilen bir insandır. Gariple, gurabayla, fakirle, yoksulla meşgul olan bir insandır. Gariplerle meşgul olmak, kalbinin katılığından şikayet eden bir zat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatınca, yetimin başını okşa buyuruyor, kalbini yumuşatır buyuruyor. Yetimin başını okşa, garibin elinden tut. Garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Mescid-i Nebi'de günlerce, yıllarca itikafta bulunmaktan hayırlıdır. Konuyu çok dağıtmak istemem ama arz edeyim. Diyor ki bir zat, ben camiye gittim aylardan Ramazan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değiştireli, ahirete irtihal edeli çok az bir zaman olmuş. Efendimiz Aleyhisselam irtihal etmişler, ben camiye girdim diyor sahabe-i kiramdan bir zat. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas, Efendimiz'in duasına muhatap olan bir delikanlıdır o. Allahümme fakkihu fiddin ve allimhu tevil. Allah'ım sen bu delikanlıyı dinde fakih yap ve buna Kur'an'ın, İslam'ın inceliklerini öğret diye bu duaya muhatap olmuş ve Tercümanul Kur'an, Hebrul Ümme ünvanlarını almıştır Abdullah İbn Abbas. O da itikafta. Biliyorsunuz itikaf dışarıya çıkıldığı zaman mazeretsiz olarak yani abdest alma gibi bir ihtiyacın dışında camiden ayrılmak gerektiği zaman itikaf bozulur. Beni gördü. Vakit namazı için camiye gitmiştim. Dedi ki neyin var? Yüzünü asık görüyorum. Seni dertli, ızdıraplı görüyorum. Neyin var? Hasta mısın? Dedi. Yok dedim filan kimseye borcum var ama borcumu ödeyebilecek durumda değilim. Ödeme vaktim geldi, onun derdi yüzüme yansımış olmalı. İstersen senin için onunla konuşayım dedi. Bakın, mümini sahabeyi üzen şey, borç ödeme zamanı gelince borcunu ödeyemeyecek olma kaygısıdır. İstersen onunla senin için konuşayım dedi. Ne kadar güzel olur, sen Hazreti Peygamber'in amcasının oğlusun, seni kırmaz dedim. Çıktı namazdan sonra camiyi terk etti gidiyor. Şimdi mi gidiyorsun diye bağırdım arkasından. Şimdi mi gidiyorsun? İtikafın bozulur, itikafın bittikten sonra giderdin dedim. Göz yaşları içerisinde geriye döndü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetini göstererek şöyle dedi. Vallahi ben bu kabrin sahibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem bu mescitte on yıl itikafta bulunmaktan hayırlıdır. Bu mescitte on yıl itikafta bulunmaktan hayırlıdır dedi Abdullah İbn Abbas. Allah Celle Celalu her birimize varlığımızı, servetimizi garibin, kurabanın, yetimin, yoksulun, muhtacın elinden tutmak için kullanabilme şevkini, bilincini nasip eylesin inşallah. Terzi Baba da öyle bir insandı garibin elinden tutan bir insandı. Bir gün paltosunun her tarafı dökülen bir zat geldi şehre, Erzincan'a. Erterzi Baba'nın cami kebirin yanında, yakınlarında bir yerde evinle olduğu anlatılır. Geldi, paltosuyla beraber terzileri gezdi. Herkes dalga geçti. Lime lime olmuştu palto. Yüzüne bakılacak hali yoktu. Paramparça olmuş. Hem tamir edilecek hali yoktu hem de çok kirliydi. Dalga geçtiler. Terzi babanın bu mütevekkil halini bilen diğer terziler alay etmek için belki biraz da git dediler. Senin işini şurada bir terzi baba diye bilinen Muhammed Vehbi var. O görsün dediler. Terzi babanın dükkanına gitti. Parça parça hale gelmiş paltosunu önüne koydu. Garip yoksul bir adam. Dedi ki bunu tamir eder misiniz? Elbette dedi. Bırak sen yarın gelip alırsın. Ben sana hazır ederim. O zaat gitti. Bir gün sonra geldi. Terzi baba terzi ligini konuşturmuş, baştan sona paltoyu tamir etmiş, onunla yetinmemiş, yıkatmış, kurutmuş, ondan sonra hazır hale getirmiş. Geldi, gelince o zata takdim etti. O zata takdim edince o zat Allah seni sevdiklerinin, salihlerin arkadaşlığıyla mükafatlandırsın dedi. Allah seni sevdiklerinin dostluğuyla, arkadaşlığıyla mükafatlandırsın dedi. Gitti. Derzi Baba o günlerde Halid-i Bağdadi merhum Nakşibendi'nin büyüklerinden Mevlana Halid Bağdadi bir müridini, bir halifesini Abdullah el-Mekki'yi Anadolu'ya göndermişti. Anadolu'da halifelik verecek, ders verecek, emanet tevdi edecek insanlar buluyordu. Erzincan'a geldi Abdullah el-Mekki. Erzincan'da insanlar ziyaretine geldiler. Büyük bir zat gelmiş diye. Gelenler arasında Terzi Baba da vardı. Terzi Baba dikkatini çekti. Onu bir kenara aldı. Dedi ki: "Yanımda bir emanet var. Yanımda bir emanet var." dedi. "O emaneti sana vermek isterim." dedi. Manevi olarak ne gördüyse artık biz bilemiyoruz onu. "Sana vermek isterim. Sana çok menfaat sağlar." dedi. "Çok menfaat sağlar." deyince dedi ki: "Terzi Baba işte biraz önce hocamızın da naklettiği o meşhur sözünü söyledi. Şimdi Erzincan Terzi Baba mezarlığına girdiğiniz zaman türbenin tam üstünde, mezarlığın tam üstünde vallahi dünya için Allah demem e, sözü yazılıdır. Dedi ki eğer bahsettiğin dünya menfaati ise bana vermek istediğin dünya menfaati ise dünya malıysa vallahi ben dünya için Allah demem dedi. Vallahi ben dünya için Allah demem dedi. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Kıymetli cemaati Müslümin. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bakın Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın fakirliğini, zühdünü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sade hayatını anlata anlata zenginleşenler haline geldik. Allah bizi muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasırın üzerinde yattığını, kalın kamuştan örülen hasırın Efendimiz Aleyhisselam'ın çıplağına denk gelen yerlerde oyuk oyuk izler oluşturduğunu anlatıp insanları anlattığımız toplantılar, konuşmalar yapmak için milyarlarca lira paralar ister hale geldik biz. Milyarların konuşulduğu pazarlıklar yapar hale geldik biz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fakrından kendimize zenginlik devşirmeye başladık biz. Onun için Terzi Baba gibi muhteşem ve mübarek insanların bu sözünü daha gür söylemeye çok ihtiyacımız var. Vallahi dünya için Allah demem. Bir piyasa oluştu. Her biriniz farkındasınız. Kolyesinin içerisine duayı yazıp da o duayı satmak için onlarca hadis uyduran, akşama kadar televizyon ekranlarında pazarlama yapan ların oluşturmuş olduğu bir piyasa oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hilye-i şerifini satıp da ondan para kazanan, onu satmak için haber üstüne haber uyduran insanların çokça konuştuğu bir piyasa oluştu Hafizan Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zühdünü anlatırken, Müslüman her şeyin en hayırsına, en iyisine layıktır derken, Müslümanların en hayırlısı olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın zühdünü unuttuk biz. Onun Hazreti Ömer'le beraber çarşıdan, pazardan geçerken diyor Hazreti Ömer radıyallahu an bir elbise gördüm. Elbise çok güzeldi, Efendimizin boyuna göreydi. Ya Resulallah bunu sana alsak dedim. Neden alalım ey Ömer dedi. Giyersin cuma günleri, giyersin dışarıdan heyetler geldiği zaman sana yakışır bayramlarda giyersin dedim. Bir elbiseye baktı, bir bana baktı. Doğru dürüst giyecek elbisesi yoktu ama şöyle dedi. Ey Ömer bırak dedi onu, ahirette giyme ihtimal olmayanlar dünyada giysinler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zühdünü, bu sadeliğini anlatırken hitap ettiğimiz insanların aylık gelirlerinin on katı olan saatleri kolumuza taktık hafizen Allah. On katı olan kumaşlardan yapılmış elbiseleri giydik. İnsanların huzuruna öyle çıktık. Bindiğimiz arabalar bizim anlatıp da fakir peygamberi ağlattığımız insanların bir ömür boyunca kazanamayacakları paralardan müteşekkil servetlerle edilmiş arabalardı. Buna bir terslik yok mu? Vallahi dünya için Allah demem. Vallahi dünya için Allah demem. Onun için terzi babanın bugün aklınızda hiçbir şey kalmasa sadece bu sözü kalsa bu yeter. Dünya için Allah demeyenlerden olacağız. Dünya için Allah demeyenlerden olacağız. Biz bütün peygamberlerin ve mâ es'elüküm aleyhimin ecr in ecriye illa alallahi rabbil âlemin. Ben davetime karşılık bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ben sadece ve sadece onun hoşnutluğunu kazanmak için, onun rızasını kazanmak için bu davetimi yapıyorum. Ne olur işimiz ne olursa olsun, meşguliyetimiz ne olursa olsun, lütfen hedefimiz Allah'ın rızası, gayemiz Allah'ın rızası olsun. Çünkü Allah'ın rızasından başka bir şey için yaparsak Allah kıymet vermiyor. Aziz cemaati Müslümin, Allah ona değer vermiyor. Çok kısa anlatayım, uzatmayacağım. Kıyamet günü üç kişinin getirildiğini anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadiseyi biliyorsunuz. Üç kişi, biri şehit, can vermiş yani savaşırken can vermiş. Biri alim, biri de hayırsever, zengin. Üçü de cehenneme atılır biliyor musunuz? Sahih hadis-i şeriftir. Üçünün de cehenneme atıldığını anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Şehide sorar Allah Celle Celaluhu. Neden can verdin? Neden canını feda ettin? Yarap, senin rızanı kazanmak için, senin dinini yüceltmek için savaştım ve öldüm der. Kalpleri bilen Allah'tır. Ya'lemu kha'inatal ayun ve ma sudur. Gözlerin bakışındaki niyeti de bilen, kalplerin derinliğindeki gizliliği de bilen Allah'tır celle celaluhu. Yalan söylüyorsun dedi Allah celle celaluhu. Sen kahramanlığını ispat etmek için İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye savaştın, savaşırken öldün. Sen insanların beğenisini kazanmak için yaptın bunu. Bugün senin benden alacağın bir şey yoktur der. Atılır cehenneme Allah korusun. Can vermiştir ama kıymeti yoktur. Can vermiştir ama kıymeti yoktur. Bir diğeri mal vermiştir. Mal vermiştir. Zengindir, etrafına dağıtmıştır. Ona sorar Allah Celle Celaluhu. Sen neden verdin? Ya Rabbi, sen rızanı kazanmak için verdim der. Allah Teala Hazretleri insanlar sana ne kadar cömert, ne kadar hayırsever desinler diye yaptım buyurur. Madem ki Allah için verdin, yaptırdığının tam tepesine Ahmet Efendi Camisi diye niye yazdırdın? Allah tabela okumaz ki. Allah tabela okumaya ihtiyaç duymaz ki. İnsanların görmesini, görmesini, bilmesini niye istedin? İnsanlar takdir etsinler diye niye bekledin? Halbuki Allah bundan hoşlanmaz. Allah sadece ve sadece kendisi için yapılanı kabul eder, ona değer verir. O da bir şey bulamaz Allah katında. Allah niyetlerimizi halis kılsın. Bir diğeri getirilir, alimdir, hatiptir, konuşmuştur, anlatmıştır, okumuştur. Sen niye yaptın? Sen niye ilim öğrendin? Sen niye anlattın? Ya Rab senin dinini yaymak için, senin dinini öğretmek için, senin Kur'anını güzel okumak için yaptım. Yalan söylüyorsun. Ben konuşuyorum şimdi. Ben ayrıldıktan sonra ne kadar güzel konuştu bu adam diyesiniz diye konuşsam Allah katında asla bir kıymeti olmaz. Allah ihlastan ayırmasın bizi. Allah ihlassız konuşmalardan muhafaza buyursun bizi. Allah sadece ve sadece kendi rızasını kazanmak için konuşmayı, kazanmak için vermeyi, kazanmak için söylemeyi, kazanmak için okumayı, kazanmak için çalışmayı, kazanmak için yaşamayı nasip eylesin bize. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemine la Benim namazım da, benim orucum da, benim ibadetlerim de, benim bütün hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir dememizi istiyor Allah bizden Celle Allah onun için yaşayabilmeyi ve onun yolunda ölebilmeyi nasip eylesin bizlere. Onun için Terzi Baba'nın vallahi dünya için Allah demem mesajı yeniden, yeniden gündeme getirmemiz, tabela olarak asmamız değil, yüreklerimize kazımamız gereken bir mesajdır. Allah, Allah sadece ve sadece rızası için Allah'ın dışında hani insan yanmadan söyler, insan hissetmeden söyler. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederken Yaman dedenin yanıp da söylediğini biz yanmadan Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah deyip yanmadan söylüyorsa insan hafizan Allah bunun vebali var. Hissetmeden söylüyorsa insan bunun vebali var. İnsan hafizan Allah insanın karşıdakini duygulandırmak, karşıdakini etkilemek ve onun takdirini almak için söylüyorsa bunun vebali var. Hele bir menfaat bekleyerek bunu yapıyorsa bunun vebali var. Allah menfaat beklentisiyle davranmaktan muhafaza buyursun bizi. Terzi babanın müritleri çoğaldı, sevenleri çoğaldı, gidip geleni çoğaldı. İşte cahil bir insan diye bilinirdi. Yani medrese tahsili yok, alim değil. İnsanlar neden buna ilgi ve iltifat ediyorlar? Halbuki ilim Allah'ın elindedir celle celaluhu. Mülk Allah'ındır, dilediğine verir Allah celle celaluhu. Allah'ın dilediğine verdiğini unutan Vermiş olabileceğini ihmal eden ki kaldı ki Terzi Baba'nın belli oranda e, tahsili de vardır. İslami ilimleri öğrenmiştir bir miktar. Ama gönlü açılınca vehbi ilme kıskançlıklar meydana geldi etrafta. Bu insan kim? Ne diye insanları irşad ediyor demeye başladılar. Devrin müftüsü bir cemiyete çağırdı. Çağırdı seni imtihan edeceğiz dedi. Toplanmıştı alimler oraya. Seni imtihan edeceğiz dedi. Hakkında cahilce insanları yoldan çıkarıyor gibi iddialar ver dedi. Toplandılar. Bir soru sordular. Allah'ın dediler, subuti sıfatlarını say. Kaç tane dediler? Dedi ki her tarafta sekiz ama burada yedi tane dedi. Ne demek istiyorsun? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam tekvin dedi. Kudret nerede? E dedi ki, kudret sıfatı, Allah'ın istediği yerde, istediğine gücü yettiği, her şeyi yaratabileceğine olan inanç burada olsaydı, benim gibi zavallı bir insanda ilim yaratmaya kudretinin yeteceğine inansaydınız, beni burada imtihan eder miydiniz dedi. Beni burada imtihan eder miydiniz? Onun için sizin nezdinizde Allah'ın kudret sıfatı olmamalı dedi. Yanlış yaptıklarını anladılar. Yanlış yaptıklarını anladılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim çok uzatmayacağım. Alimleri, büyükleri yad etmenin, yad etmenin anlamı onların ahlakının ahlakımız olmasıdır. Bugün Terzi babayı bugün burada yad ettiysek bu sabahın erken saatinde bundan sonraki hayatımızda Terzi babanın vallahi dünya için Allah demem düsturu bizim düsturumuz haline gelmelidir. Yoksa sadece şiirler okumamız onun hayatından kesitler sunmamız, anlatıp da ağlamamız bize bir anlam ifade etmez. Hayata dönüşmesi lazım. İki kısa şey anlatıp bitireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alırken suyunu kapışan sahabeyi biliyorsunuz. Abdest alıyor Efendimiz. Abdestte döktüğü suyu, suyun altına ellerini sürüyorlar. Üstlerine ellerini tutuyorlar, üstlerine başına sürüyorlar. Neden böyle yapıyorsunuz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya Resulallah seni seviyoruz, bereket umuyoruz, sevdiğimiz için yapıyoruz diyorlar. Efendimiz buyuruyor ki beni seviyorsanız böyle yapmayın. Beni sevdiğinizi göstermenizin yolu böyle yapmak değil. Ne yapalım ya Resulallah? Beni seviyorsanız konuştuğunuz zaman doğru konuşacaksınız. Ağızda yalan varken peygamber sevgisi boş bir iddiadan ibarettir. Beni seviyorsanız iyi komşu olacaksınız. Komşunuz sizden inciniyorsa, zarar görüyorsa sizin peygamberi sevme iddianız boş bir iddiadan ibarettir. Beni seviyorsanız emanet hukukuna riayet edeceksiniz buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Terzi babayı yad ediyorsak, diğer ihya öncüleri diye büyük büyük zatları, insanları bu kürsülere getiriyorsak, kürsülerden yine İbrahim hocam biraz önce söyledi, Pakistanlı muhterem bir hem filozof hem bir şairin, sözlerini nakletti. Kabe'den gelirken, Medine-i Münevvere'den gelirken hurma, zemzem, tesbih, takke değil, keşke Ebu Bekir'in sadakatini, Ömer'in adaletini, Osman'ın hayasını, Ali'nin ilim ve cesaretini getirseydiniz de dedi Muhammed İkbal, Pakistan devletini onlar üzerine bina ederdik dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hayatımıza, büyüklerin hayatından hayatımıza Onları büyük yapan özellikler gelmeli. Onları büyük yapan sıfatlar onların hayatından bizim hayatımıza taşınmalı. Allah'ın Resulü Aleyhisselam gece kalkıyor, teheccüd namazı kılıyor. Biliyorsunuz. "Aftaru's salati ba'del maktuba, salatu'l-leyl." Saati de bakıyorum, süremi aşırmayacağım. Farzlardan sonra kılınan en faziletli namaz gece namazıdır. Allah kılanlardan olabilmeyi nasip etsin bize. Ama gece namaz kılacağım diye sabah namazını kaçırmaktan da muhafaza buyursun bizi. el fecri hayrun minet dünya ve ma Sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sabahı kaçırdıysan, sabahı uykuya kıldırdıysan, akşama kadar yağ bal kazansan, akşama kadar euro dolar biriktirsen, hesapların âli olsa, yüksek olsa, yığdıkça yıksan, Vallahi ve billahi Allah katında beş kuruşluk değeri yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın gece namazı kıldığını takip eden sahabe-i kiramın Suffa ashabından bir zat. Suffa, Medine-i Münevvere'ye sık sık gidip geliyorsunuz. Gidip Allah gitme imkanı bulamayanlara helal, temiz kazançlarla, hayırlı fırsatlarla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Mescidin bir tarafı böyle kurma dallarıyla gölgelenmiş, onun altında fakir sahabe kalıyor. Ailesi yok, çoluk çocuğu yok, kimsesi yok. Sahabenin fakirleri kalıyor. Onlar Kur'an öğrenmekle meşguller. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini öğrenmekle meşguller. Öğreniyorlar, anlatıyorlar başkalarına. Onlardan bir zat. Efendimiz'i gece takip etmiş. Rabi bin Ka'b. Efendimiz'i gece kalktığını takip etmiş. Bir testi suyla Hazreti Peygamber'in huzuruna geliyor, tam seher vakti. Efendimiz teheccüde kalkmış, elinde bir testi suyla Efendimiz'in huzurunda. Kendinizi Rabbi'nin yerine koyun lütfen. Siz varsınız ve alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam var. Hiç kimse yok yanınızda. Sizi rahatsız edecek, konuşmanızı bölecek hiç kimse yok. Karşısına çıkmışsınız, fakirsiniz, kimseniz yok, çoluk çocuğunuz yok. Malınız mülkünüz yok, karşısına çıkmışsınız. Efendimiz Aleyhisselam suyla beraber, bir testi suyla karşısında Rabbi'yi görünce, ''Sen ni diyor. ''Bir isteğin var mı benden?'' diyor. Duaya vesile olsun. Dua etmeye fırsat olsun. Belki de bir talebi vardır, gecenin yarısında onu takip etmiş, abdest almak için su hazırlamış ve karşısına çıkmış. Her şey ister insan. İsteyenler de olmuş neticede. Ya Rab dua etsen malın bereketlense. Ya Resulallah dua etsen çoluk çocuk sahibi olsam. Ya Resulallah dua etsen de sürülerim çoğalsa. Vadiler dolusu sürülerim olsa diye isteyebilir insan. Bir şey istemiş. Murafakateke fil cenne ya Resulallah. Ya Resulallah cennette sana arkadaş olmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla bir kez daha o başka bir şey daha ister misin buyurmuş Başka bir isteğin daha var mı ısrarla Huzaike ya Resulullah Sadece bunu istiyorum ey Allah'ın peygamberi başka bir talebim ve isteğim yoktur Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı bu da ikinci bugün bu sabahtan zihninizde kalan olsun lütfen o zata cevabı şu olmuş Fa'inni ala nefsike بِكَثْرَةِ sujud secdelerini çoğaltarak nefsine karşı bana yardımcı ol. Bu isteğine ulaşabilmek için secdeni çoğaltmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için ahlakını güzelleştirmelisin. Bu isteğine ulaşabilmek için iyi baba, iyi eş, iyi komşu olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için düzgün, doğru, dürüst tüccar olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için hayırsever olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için ibadetine dikkatli olmalısın. Çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla salihleri yad etmek onların ahlakını almakla olur. Kıymetli cemaati Müslümin. Ne dersin böyle kuluna aldandım dünya puluna. Bir ömür aşk okuluna gittim elif diyemedim. Yaşar Fersaoğlu hocamızdı, bunu söylerdi sık sık. Orada yaya, burada yaya, gönül gerek yol bulmaya, özendim derviş olmaya bir hırkadır giyemedim derdi. Önemli olan, önemli olan Allah'ın Celle Celaluhu bizi sürekli gördüğünün ve gözetlediğinin farkında ve idrakinde olarak yaşamayı başarabilmektir. Allah öyle yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah. 59-60 yıl kadar yaşamıştır. O yıllarda Erzincan'da yaygın olarak görülen kolera hastalığına yakalanmış ve hayatına veda etmiş. Erzincan'da bugün kendi adının verilmiş olduğu Terzi Baba kabristanına defnedilmiştir. Ve hala dediğim gibi türbesinin üzerinde vallahi dünya için Allah demem yazısı onun insanları dünyayla malla menfaatle olan ilişkilerinde terbiye etmeye, ahlaklarını düzeltmeye devam etmektedir diye ümit ve niyaz ediyoruz. Başta bugün yad etmeye çalıştığımız terzi baba olmak üzere bütün büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını, makamlarını cennet eylesin. Allah razı olduğu ahlaklarını ahlakımız olarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimize razı olduğu bir hayatı yaşayıp, razı olduğu hal üzere huzuruna varmayı, sevdiği, beğendiği, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşrolup, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Allah hep rızası istikametinde, razı olduğu mekan ve meclislerde buluşmayı, kendisini anmayı ve andıklarını, sevdiklerini yad etmeyi ve akibette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşrolup cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. El-Fatiha.